sevgili Kıbrıs Medya Grubu takipçileri, ben Gülçin Berksel Solyalı, Doğuş ve Çökelek Direktörü ve ana şefim. Bu hafta sizinle Rubik çikolata hakkında konuşmak istiyorum. Kendisi gördüğünüz gibi pembe ve dördüncü nesil çikolata olarak geçmektedir. Hayatımıza katılalı daha çok uzun yıllar olmadı. Aslında 2017 yılının Eylül ayında keşfedilip 2018 yılında tanıtıldı dünyaya. Bu çikolatanın özelliği, tabii ki ilk etapta gördüğünüz gibi pembe rengi olması. Ama pembe renginin tamamıyla doğal olması. Yani hiçbir katkı, koruyucu veyahut da bir meyveden elde edilen bir renk değil. Çekirdeğin bir fermente sırasında almış olduğu renkten ötürü oluşan bir renk ve tamamıyla doğal. Bir de Rubik çikolatayı diğer çikolatalardan farklı kılan özellik tesadüfen elde edilmiş olmaması. Bitter çikolata, sürtlü çikolata ve beyaz çikolata hayatımıza tamamıyla tesadüf eseri, yapılan işte tarif denemeleri ve nasıl diyeyim, yeni deneyler sonucunda keşfedilen tesadüfi bir katkıydı hayatımıza. Ancak bitter çikolata 13 yıllık bir araştırma neticesinde hayatımıza dahil edildi. Yani uzmanlar bunu gerçekten bir başka çikolata türü daha elde edebilir miyiz acaba diyerekten çalıştılar. 13 yıl boyunca yılmadılar, usanmadılar, çalıştılar ve bu pembiş, tatlış çikolatayı elde ettiler. Tadından, esansından biraz bahsetmek isterim. İçinde gerçekten de çoğu insan bunun içine frambuaz katmışlar, rengi ondan falan dedikleri gibi. Doğru, böyle bir frambuaz esansı alıyorsunuz. Yani böyle bir tropik bir tat alıyorsunuz. Ancak dediğim gibi tamamıyla çekirdeğin doğal rengi ve içinde bir katkı yok. Ama tabii ki ormanlar, ağaçların diziliminden böyle tropik bazı ağaçlardan yararlanılmış bir tattır. O yüzden o ekşi tatlı esansı alıyoruz notalarında. Ben Rubik çikolataya inanılmaz derecede portakalı ve kuru incili çok yakıştırıyorum ve tariflerimde bol bol kullanmaya özen gösteriyorum. Bir de tarçın çok yakışıyor bence. Tarçın da kullanabilirsiniz Rubik'i işlerken. Rubik'in özelliği kakao kitlesi %47.5. Aslında hiç de az değil ve gerçekten kaliteli, yani güzel bir çikolata türü. Eğer tadını severseniz bence tüketebileceğiniz keyifli bir atıştırmalık. Hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık olabilir diye düşünüyorum. Haftaya sizlerle beyaz çikolatayı konuşmak istiyorum. Çünkü tam da bu noktada bazı şefler aslında Rubik çikolatasını dördüncü nesil olarak kabul etmiyor. Çünkü beyaz çikolata zaten çikolata değil. Rubik üçüncü nesil çikolata diyorlar. Bir bu konunun detayına haftaya değinelim bakalım, beyaz çikolatayı değinirken neymiş. Teşekkür ederim. Mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.